Videoya geçmeden önce fotoğrafta gördüğünüz her şeyi size veriyorum. 5 Ocak'ta bitiyor çekişimiz. Çekiliş detayları açıklama kısmında. Haydi şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar, biliyorsunuz ki belki bilmeyenleriniz de vardır. Bex mod Epic Games'e an itibariyle geldi. Yaklaşık 1-2 gün oluyor. Ben de oyunu, pardon, Bex modu kurdum ama şöyle bir sıkıntım oldu. Yani çalıştırdığım zaman işte açılmıyordu. Injecting DLL falan diyor ama DLL eksik falan diyor. Ya yani update ediyorsun, update oluyor, yine çalışmıyor vesaire gibi sorun oldu. O yüzden videoyu biraz geciktirdim. Kusura bakmayın. Sorunu çözdüğüme inanıyorum. Yani bende çalıştı. Şimdi Bex modu ben kendim için sildim. Tekrardan sizlerle beraber kuracağım ve hataların çözümünü göstermeye çalışacağım. Videonun en sonunda da Bex modu biraz kurcalayacağız ve videoyu bitireceğiz. Şöyle göstereyim, ben Rocket League'in Epic Games versiyonundayım. İşte profil ismi yok, görüyorsunuz. Bu arada Epic Games için Rocket League'de profil ismi olmuyor. Onu da soranlarınız olmuş. Öyle bir şey yok yani, seçenek yok. Şöyle göstereyim, bakın atölye olayı yok. Biliyorsunuz atölyede farklı bir şekilde gidiyor. O videoyu isterseniz kartlardan izleyin. Şimdi bunu kuracağız. O yüzden çok hızlı şuradan tarayıcıma geliyorum. Buraya Bex mod yazıyorum. Yazdım, tıklıyorum. Bakın ilk şuradaki Download Now butonuna basıyorsunuz. Hatta ben de sizin için basayım bir kere. Ben de inik gerçi ama. Şunu indiriyorsunuz, tamam mı? Bunu indirdiniz. Sonra geliyorsunuz. Burada şey diyor, Windows 7 kullanıyorsanız bunu indirin diyor. Buna da tıklıyorsunuz. Bir daha tıklayın. Şimdi bir de bunu indiriyorsunuz. Bu ikisini indirdiniz, tamam mı? Gelin indirilenler klasörüne. Şimdi bu ayarları yapmadan önce, Bex modu kurmadan önce virüs şeyini kapatın arkadaşlar. Antivirüs olayını. Bakın burada arama kısmına virüs yazdım. Geldim buraya. Burada şey diyor, virüs ve tehdit koruması ayarları. Buraya ayarları yönet diyorum. Gerçek zamanlı korumayı kapatıyorum. Çünkü Bex modu virüs olarak algılıyor ama uygulama virüsü değil yani. Bütün e-sporcular kullanıyor, yayıncılar kullanıyor. Ban sebebi falan da yok bu arada oyunda, onu da söyleyeyim. Ve virüsü de değil. Bunu kapattınız. Sonra gelin buraya dışlama yazın. Dışlama ekleyin. Buradan klasör, buradan indirilenleri bulmamız lazım. Bunu seçin. Klasörü seç. Tamam. Ekledi. Sonra bunu da ekleyin. Tekrar indirilenler. Bunu da ekledi. Tamam. Şimdi bunları kuruyoruz. İlk başta bakın şu Bex mod setup'ı kuracağız. İlk download'a tıkladığımızı, sonra mod injector. Şimdi bunu kuruyorum. Yönetici olarak çalıştırıyorum buradan. Evet diyorum. Evet. Okey diyorum. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Şeyi Bex modu Rocket League klasörüne kuracağım. Ben de Rocket League F'ye kurulu. O yüzden F'ye kuruyorum. Rocket League şeyine geldim buradan. Binary istiyorum. Win64'ü seçiyorum. Okey diyorum. Ya dosya dizini bu olacak arkadaşlar. Buraya kurun. Next diyorsunuz. İşte masaüstü simgesi kuracak mısınız? Onu seçiyorsunuz. Next'ine. Ve install. Tamam. Yükle diyor. Burada işte şey yaptı diyor. İndirdi. Dokümanı görmek ister misin? Antivirüsü nasıl kapatacağını der. Ben size gösterdim onu. Hayır diyorum o yüzden. Launch Bex mod diyor. Şimdilik ben bunu çalıştırmayacağım. Çünkü bir şey daha kuracağım. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bu sefer mod injector, yani mod enjekte edici diyebiliriz buna. Bunu kuruyorum. Buna da bu sefer şey diyor işte, update var, yapacağım mı update diyor. Evet diyorsunuz buna. Ve Bex mod update ediliyor diyor. Bakalım. Bu arada şey, oyunu da kapattım. Tamam, şimdi kurdu. Bakın Rocket League Steam up to date, yani güncel Epic Games up to date. Şimdi diyor ki burada uninjected waiting for user to start Rocket League. Yani sen diyor Rocket League'i başlat ki ben de kendim böyle çalıştırayım diyor. Başlatıyorsunuz. Injecting DLL diyor. Bakın. Aha, injected oldu. Şimdi Epic Games versiyonuna kurduk. Şimdi şöyle yapacağız, bir göstereyim ben size. Çok kısa. Bir görün. Oyunda inşallah açılırsa. Şimdi bakın F2'ye basıyorum. Gördünüz mü oldu. Ama burada bitmiyor. Sakın aman diyeyim, burada bitirmeyin. Şöyle yapacağız bir de. Tekrar virüs diyorum. Şey, virüs korumasını hala açmıyorum bakın. Kapalı yine. Açacağım onu sonra. Dışlamaları tekrar geliyorum. Bir dışlama ekle. Klasör. Şimdi biz oyunu kurduğumuz yere, daha doğrusu Bex modu kurduğumuz yere geliyoruz. Rocket League, Binaries, Win64. Ben F'ye kurdum. Siz de nerede kurduysa orayı seçin, gidip F'ye şey yapmayın. Bex mod klasörünü seçtim. Evet dedim. Tekrar dışlama ekle diyorum. Bu sefer dosya için yapıyorum aynı şeyi. Ve buradan Bex modu seçiyorum.
ve olayımız bitiyor. Artık isterseniz de gerçek zamanlı korumayı buradan açabilirsiniz ki ben açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hani bilgisayarınıza antivirüs falan girmesin diye buradan açıyorsunuz ve evet diyorsunuz, artık antivirüsümüz aktif. Yani Bex modu da kurduk. Şimdi buradan tekrar F2'ye basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şey var. Şimdi pencereyi açtık. Burada bir sürü olay var. Ama benim en sevdiğim Bex mod ana olay, ya istediğiniz eşya şey yapabiliyorsunuz. Buradan ne yapacaksınız? Items diyorsunuz. Bakın. Geldiniz. Buradan enable item mods, yani item modlarını aktif ediyorsunuz. Bu arada buradaki modları da gösterebilirim. Eğer güzel bir like gelirse, böyle etkileşim gelirse, o da size bağlı. Ama video çok uzun olmasın diye göstermiyorum ben şimdi. Şimdi buraya tıkladım. Bakın body'miz Octane değil mi? Dekalimiz ne olsun mesela? Pahalı bir dekal olabilir bu. Interstellar dedim. Siz Interstellar'ı çok seviyorsunuz. Bunu yaptım. Bir de Override Car Colors diyeyim. Buraya Override Car Colors yaptığım zaman da burada arabayı simsiyah yapabiliyorum. Bakın Current yaptım. Şimdi bunu da şey yapacağım. Bak uf, çok şekil bir şey oldu. Şimdi bunu da şöyle çekiyorum. Baksana şuna. Şimdi bir de Octane'i bize şey yapalım abi. Bak Black Octane var. Siyah bu arada oyunda yok normalde. Siyah Octane var abi. Baksana ne kadar güzel durdu. Ya simsiyah bir araba çekebilirsin böyle. Onun dışında Zomba çekelim mesela. Zomba. Bak Zomba geldi direkt. Mesela burada çok ilginç renkler var oyunda olmayan. Gold var abi. Gold Zomba. Tabi burada olmuyor ama Octane için göstereyim. Bak gold rengi var. Şöyle bir şeyden görün. Ya her şey var abi. Ondan sonra diyelim sen Alfa tekerleği var mesela. Onun inanılmaz pahalı bir fiyatı var. Mesela alfa tekerlerini yapabiliyorsun. Ne bileyim boost, mesela alfa boost'unu yapabiliyorsun. Alfa itemlerinin değerini ben size şöyle göstereyim. Şuradan alta atayım kendimi. Rocket Insider diyeyim mesela. Bu arada bu taktiklerimiz sadece bize gözüküyor. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Bak alfa yazıyorum buraya. Bak alfa ödülü altın ucum. 800 bin 900 bin kredi. Ya şöyle söyleyeyim. Titanium White Octane 15 bin 16 bin. Yaklaşık bir 100 katı olmasa da 70 katı 80 katı değeri var. Şimdi bunu yaptık. Mesela şapka seçmem gerek yok. Anten de seçme. Gol patlamasına ne seçeyim? Ejderhaları seçeyim. Siz çok seviyorsunuz ejderhaları. Mesela ne olsun? White olsun. Titanium beyazı. Hatta siyah olsun lan. Simsiyah bir araba yapalım bakın. Şuradan zomba hızlı yapıyorum buraları sıkılmayın diye. Siyah zomba yaptım. Arabam da siyah olsun. Şöyle black. Tamam, Interstellar de black olsun. Bak simsiyah bir araba. Şimdi giriyorum abi maça, bakalım. Training diyorum. Free play diyorum. Accept diyorum buraya. Bakalım bizim gol patlamamız gelmiş mi? Abi arabaya bakar mısın? Boost'a baksana. Mükemmel bir sesi var yani. Aşırı tatmin edici. Bakalım bu arada şöyle atalım golümüzü. Aa şey olmuyor. Şeyleri aktif etmek lazım bu arada. Gol şeyini nereden aktif edeceğiz? Onu da şöyle göstereyim. Free play giriyorsunuz buradan. Enable goal scoring diyorsunuz. Şimdi artık olması lazım. Bir aksilik yaşamazsak. Şöyle hemen golümü atayım. Dediğim gibi klavyeyle oynuyorum. Bak geldi, gördün mü? Abi şu ejderhalara baksana, simsiyah. Ya, harika bir şey. Her şey var. Onun dışında başka bileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle bir çok kısa diğerlerini tanıtayım. Mesela custom training var. Bunları, ya bunlar çok uzun. Bunları şimdi tanıtmayayım arkadaşlar. Antrenmanla alakalı her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Rekabetçi de bak, burası çok önemli. Mesela karşıdaki adamın MMR'ını görmek istiyorsan, yani buna işte yetenek puanını görmek istiyorsan buraya aktif ediyorsun. Adamın yanında MMR puanı çıkıyor abi. Çok güzel bir şey. Mesela burada işte use pow goal replace var. Yani gol tekrarlarında adamın gözünden mi görmek istiyorsun, kendi gözünden mi görmek istiyorsun, onu seçebiliyorsun. Anonymizer ne bilmiyorum valla, İngilizcem yetmedi ona. Mix diye bir şey var. Bunları kurcalamayın arkadaşlar. Plugin var. Bu işte online oynamak için geçerli. Patron, ha, bunlar da işte emeği geçen arkadaşlar. İsterseniz bunlar da teşekkür edersiniz isimlerini alıp. Şimdi başka gösterebileceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Onun dışında zaten Bex mod olayını ben şeyle göstermiştim. Bir videom vardı. 5500 mü 6000 mi ne izlenmişti.
bayağı iyi gelmişti. O videonun altına siz bayağı yorum yapmıştınız. İşte abi Epic'e gelmedi, niye gelmedi falan tarzında diye. Ve sonunda geldi. Son olarak şunları bir tekrar bakalım. Ya items'ta dediğim gibi buradan istediğiniz şekilde böyle resetleyebiliyorsunuz ve tekrardan böyle şey yapabiliyorsunuz. İşte buradan istediğiniz şey gold cap olur, başka bir şey olur. Takabiliyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Backsmart'ı böyle kısaca kaba taslak anlatmaya çalışmış sizlere. Dediğim gibi bu olaylarına çok girmedim. Bunlar apayrı bir video konusu olur. Çünkü uzun işler, yani sıkılmayın diye çok kısa geçtim. Dediğim gibi sorun yaşayanlar için de yani yüklemişse ve sorun yaşıyorsa oyunu silsin. Tekrar kursun benim dediğim yöntemlerle. Ondan sonra antivirüs işlerini de halletsin. Hala olmuyorsa da yoruma yazsın. Ben Discord'da falan yardım etmeye çalışırım. Eğer işinize yaradıysa video beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Discord'da da gelmeyi unutmayın. Ve Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.